Erdal Bey, hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Erdal Bey, tabii gündemde özellikle 1 Mayıs meselesi biraz öne çıkıyor ama sıcak gelişmeyi ben bir size sormak istiyorum öncelikle. Arkadaşlarım da kusura bakmasın, 1 Mayıs'ta başlayacağız dedik ama aklıma geldi. Yalova seçimleriyle ilgili muhakkak ki söyleyecekleriniz olacaktır. Bir tekrar söz konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Yalova'yı ikinci sayım sonunda kazanmıştı. Hem bunu sorayım hem de Ankara için Mansur Yavaş'ın çok büyük çekişmeye sahne olmuştu. Büyük tartışmalara da sebep oldu. Ankara için bireysel başvurusu oldu Mansur Yavaş'ın. Bu iki konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Yalova seçimleri ilginç bir hal aldı. Evet, yani Yalova seçimleri aslına bakarsanız YSK'nın bu ülkedeki en bağımsız kurumlardan biri olması gereken YSK'nın bizim başvurularımıza yaklaşımına baktığımda çok da sürpriz olmadı bizim için. Tam bir rezalet ayrı bir konu ama bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'de devlet kurumlarında yaşanan parti devlet anlayışının getirdiği iki dudak arasından çıkan, yukarıda yöneten, işte Türkiye'yi yöneten başbakan iki dudağına bakan kurumların aslında sergilediği icraatlardan biri olarak değerlendiriyorum. Ama şu Yalova'da 1 Haziran'da ben kesinlikle şuna inanıyorum. Sandıkta çok daha farklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır ama halkın iradesine bu kadar hurraca yaklaşan ve Türkiye'de aslındaki en büyük sorunun demokrasi olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu kurumların da aslında iktidarın güdümü altına nasıl gittiğinin çok açık bir göstergesidir bu. Tam bir rezalet ama biz buna da çok fazla böyle şok halinde değiliz. Beklenti bizim açımızdan baktığınızda mevcutta 3 tane yapılmış itirazın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi lehine tescillenmiş olan bir belediye başkanlığının mazbatasını almış bir belediye başkanının icrasına başlamasıydı. Ama ne yazık ki bu ülkede hukukun, yargının de bir kısmının da iktidarın güdümü altına girdiği bir dönemde YSK'da yine aksine farklı bir şey sergilemedi, bir tavır sergilemedi. İktidarın onun söylediği çizgiden devam etti. Aynı şey Ankara için geçerli. Zaten bu seçimlerde çok ciddi bir şekilde şaibe Ankara'da da bütün seçimleri gölgeledi. Her şeyi bir kenara bırakın Türkiye'de. 6 milyon geçersiz neredeyse oy var. Hani insanlar şunu söylüyorlardı. Doğuya doğru gittikçe geçersiz oylar artıyor mu? İşte aslında o oran doğuya gittiğinde artma değil. Neredeyse ülkenin geneline eşit olarak dağıldı geçersiz oylar. Bu seçim sisteminden kaynaklı ve şaibelerden, gölgelerinden kaynaklı olarak bu seçim kesinlikle yaşanan yerel seçim 2014 30 Mart yerel seçimi bence Türkiye'de çok ciddi demokrasi yaraları açmıştır. Çok gölgelidir. Bence tescil edilemez. 6 milyon geçersiz oy dediğiniz bugün ülkede genel seçim olsa barajı açıp 12, 13, 14, 15 civarlarında katılıma bağlı olarak barajı açıp Türkiye Millet Meclisi çatısı altında grup oluşturacak bir parti demektir neredeyse baktığınızda. O yüzden buradan baktığınızda seçimin ne kadar kötü geçtiğini ve sonuçların da güvenilir olmadığının açıkça belgesidir bence bu. Mansur Yavaş'ın bireysel başvuru hakkı Anayasa Mahkemesi'nde çünkü beklentimiz YSK artık üzerinde olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne gidiliyor. Arkadaşlarımızın dediği, Mansur Bey'in dediği orası da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz dediği, Türkiye'deki aslında kurumların ne kadar hurrarca çifte standart uyguladıklarını gösteriyor. Demekten yetineceğim. Başka bir şey demek mümkün değil çünkü. Erdal Bey, aslında cümlenizin arasında bir şey geçti. Bu dikkat çekici de bir olay. Açıkçası şahsi olarak benim de dikkatimi çeken, dile getirdiğim bir konu. Biz şaşırmadık dediniz. Yani YSK'nın kararına şaşırmadık. Normal şartlarda, normal zamanlarda bu tarz durumlar hem siyaset nezdinde hem medya nezdinde çok tartışılır, çok yaygarası yapılır. Diğer seçimlerden de bunları biliyoruz. Ama siz de söylediniz, şaşırmadık dediniz. Şimdi buradan şunu çıkarıyorum ben. Bir sıradanlaşma var pek çok meselede. Bir alışılmışlık var. Bir rutine dönüşme meselesi var. Aslında bu normal değil. Yani siyasetin bu noktada yani bu tehlikeli, demokrasi adına, hukuk adına tehlikeli bir şey bu. Siyasetin bu konuda yapacağı bir şey yok mu? Yani her şeyi artık kanıksadık yani.
Yani şöyle bir durum var. Bunu kanıksamak mümkün değil demokrasi açısından baktığınızda. Ülkenin aslında şu anda son özellikle son 5-6 yılda yaşadığı çok derin demokrasi yaraları var. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne şöyle diyor. Bize çifte standart uyguluyorsunuz diyor. Mesela bu konuda ya bakın nasıl çifte standart uygulansın. Türkiye'deki hak ihlalleri inanılmaz vaziyette tavan yapmış durumda. Çifte standart dediği konuları şöyle bir gözden geçirelim. Neler olduğunu. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim Türkiye'de. Böyle bir rezalet yaşandığında bu kanıksanıyor ama biz kanıksanmıyoruz. Biz şaşırmadık derken partizanca yaklaşımların devlet kurumlarında bağımsız olması gereken devlet kurumlarında nasıl isterleştirdiğini anlatmak açısından söyledim. Onların aslında iktidarın güdümüne nasıl girdiğini anlatmaya çalıştığım için bunu söyledim ama şunu örnek vereyim. Çok belki çok somut bir maddi bir örnek olabilir. Seçimler esnasında bir hafta 10 gün önce seçim meydanlarında Recep Tayyip Erdoğan dedi ki gerekirse Twitter'ı, Facebook'u yasaklarız veya YouTube'u yasaklarız ama 30 Mart'tan sonuna gerekirse bunu yapacağız. Neden bunu söyledi? Şundan söyledi. Çünkü mevcuttaki kanunlarla bunu yasaklayabilme imkanı yoktu zaten. O yüzden o da biliyordu ki o gün aslında doğruyu söylemişti. 30 Mart'tan sonra zorbalıkla da olsa, meclisteki parmak demokrasisinin de olsa bir kanun çıkartması gerektiğini biliyordu. Mevcut yasalar bunu kapsamıyordu, yapamıyordu. Ve ondan sonra yasaklamaya gidecekti kanunda değişiklik yaparaktan. Çünkü kendilerinin getirdiği torba kanun içerisindeki bu sosyal medya yasaklarıyla ilgili konuda kendi iddiaları şuydu. Biz artık siteleri kapatmayacağız, sadece o adresleri kapatacağız diyorlardı. Ve başbakan kendisi bu itiraftır aslında bir taraftan baktığınızda. Bu kanunlarla biz yasaklayamıyoruz dedi. Ama bir baktık ki 3 gün sonra BTK, TİP hep beraber bir çıktılar harala hurala bütün bu dediğimiz şekilde kanun çıkmadan, kanunsuzlukla Twitter'ı kapattılar, arkasından YouTube'u kapattılar. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular sonucunda açılmaları olmasa hala yasaktı zaten şu anda. Ama şöyle bir durum düşünün. Bu memlekette kanun da takılmıyor artık. Yani bu kadar rezalet ve bu kanun takılmamasına rağmen çıkıyor birileri diyor ki Avrupa Birliği'ne bize karşı çifte standart uyguluyor. Kim kime karşı nasıl standart uyguluyor? Çünkü Avrupa Birliği sana yılda 3-4 milyar euro bu kendinin demokratikleşme sürecini tazele diye, kendini yenile diye demokratik kitle örgütlerine gönderdiği parayı da şimdi gözlem altına aldı, inceleme altına aldı. Egemen Bağış'ın yaptığı icraatların usulsüz olduğunu iddia ediyor. Ne için iddia ediyor? Diyor ki biz size bunları gönderdik ki sivil toplum örgütlerine, hükümetten veya güdümünde olmayan demokratik kitle örgütlerine, derneklere, demokrasinin gelişmesi açısından maddi destekler sağlayaraktan toplumun tüm kesimlerine yayılsın diye bu parayı veriyoruz dedi. Ama siz aldınız, kendi cebinize atmak üzere bir operasyon yaptınız demek istiyor. Bundan dolayıdır ki Avrupa Birliği sana çifte standart yapmıyor. Sen üzerine düşen demokrasinin gerekliliklerinden hiçbirisini yapmıyorsun ve resmen alanlarda da bağırdığı diktatörlüğü uygulamalarına da bugün Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyorsun ki yani zorbalıkla sosyal medyanın kapanmasından sonra YSK olayında böyle gördüğüm için söylüyorum. Talimat verdi. Bütün Türkiye'de ben size somut bir örnek daha vereyim. Selçuk'ta yaptığımız itirazlar vardı İzmir'in Selçuk ilçesinde. 12 oy farkımız vardı. 70 küsur sandığa itirazımız vardı. Bir sandık sayıldı. İle gittik, ile götürdük. İlçe zaten kabul etmedi. İle götürdük. YSK'ya itiraz ettik. Bir tek sandığın tekrar sayılmasını yeniden kararı alındı. Yeniden sayılma kararı aldı. O karardan 4 tanesi bizim deyimize, yeniden oyhanemize yazılmıştı. Geri kalanları saydırmadılar. YSK'da dahil bu işe somut olumlu yaklaşmadı. Bakıyorsunuz Yalova 3 kere sayıldı. Bütün itirazların hepsi yapıldı. Yapılan itirazların hepsi yerine getirildi. Ona rağmen YSK çok anlamsız bir şekilde yine bir kılıf uyduraraktan o çaldığı minarenin kılıfında uydurdu, iptal ediyorum dedi. Aynı şey Ağrı için geçerli. Aynı şey 3-5 tane bizim ilçelerimizde de geçerli oldu bunların hepsi. Şimdi buradan baktığım zaman ben bir şeyi kanıksamıyorum ama ülkede sanki bunu kanıksayan bir halk varmış gibi aldatılmaya, gerçekten de farklı bir şekilde manipüle edilmeye çalışıyor. Ben halkı
bunlara karşı biraz dirayetli olmaya çağırıyorum artık. Yani açsınlar bir muhakeme etsinler ya. Baksınlar bu ülkede kanunlar var. Kanunlar dinlenmiyor. Hiç kimse, sokaktaki vatandaşa söylüyorum, kendini güvende hissediyorsa bir problem yok. Yargıya karşı, polise karşı veya MİT'e karşı ve diyeceğim bütün kurumlardaki kararların objektif olduğunu düşünebiliyorsa bir problem yok. Ben siyaset kurumuna da güvenin tamamen yerlerde süründüğü bir dönem yaşıyoruz. Meclise kimse güvenmiyor. Siyasetçilere güvenmiyorlar. Bunu kim yarattı? Mevcuttaki bugüne kadar 10 yıllık icraatındaki iktidar her gün kendine bir düşman yarattı. Yani bir gün yargı düşmanıydı, bir gün Danıştay düşmanı oldu, bir gün Yargıtay düşmanı oldu, bir gün Anayasa Mahkemesi düşmanı oldu, bıraktı onları, bir gün emniyet düşmanı oldu, polis düşmanı oldu, arkasından MİT bir dönemler düşmandı, arkasından yani neler anlatabilir şimdi aklıma gelmiyor. Partiler, siyasi partiler düşmanı oldu, TÜSİAD düşmanı oldu, arka TUSKON düşmanı oldu. Yani inanılmaz bir kol kola gittiği, arkasından da arkasına dönüp yanında ya da yanında kolunda görmediği herkesi kendine düşman olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Ayrıca çıkarılan kanunların hiçbirisine riayet edilmeyen bir dönem yaşıyoruz. Türkiye'de artık halkın iradesi bir şey kalmamıştır. Mecliste böyle bir şeyi konuşmak mümkün değildir arkadaşlar. Bunu uygulamalarla da görüyoruz artık. Halka sesleniyorum buradan. Ya inanın bunun bu kadar vahim olduğunu görmek için yani başınıza başka bir şey gelmesini beklemeyin. Avrupa Birliği'nin çifte standart yaptığı yok. Adamlar kendine göre bazı şeyler anlatıyorlar ama çıkıyor halk meydanlarda insanlara farklı ve yalanlar söyleniyor. Gerçekten bunu söylemekte içim kanıyor, yüreğim sızlıyor ve söylediklerin çoğu yalan bunların hepsi. Bu yalanlarla insanları manipüle etmeye çalışıyor. Ben buradan konuyu başka bir yere getirmeye çalıştım. Erdal Bey, bir manipüleden bahsettiniz, halka bir seslenmede bulundunuz. Bu noktada tabii ki medya algı çalışması yapma noktasında en önemli materyallerden bir tanesi. Tam da bu manipülasyondan bahsetmişken mesela Bülent Arınç'ın bile, hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın bile isyan ettiren bir hadise. Bunun üzerinden bir soru soracağım. Dün işte 1 Mayıs, oradan da 1 Mayıs'a geçeriz. 1 Mayıs önümüzde, her sene sancılı, öncesi sancılı oluyor, sonrası da umarız sancılı olmaz. Yine bir 1 Mayıs'ta Taksim meselesi çıktı ve dün bir gazete, hükümete yakın gazete çıktı dedi ki 1 Mayıs'ta polisler, siz polisleri de söylediniz az önce düşman bellediler diye ama polisler job kullanmayacak, öyle bekleyecek pasif bir halde manipüle edecekler, işte provoke edecekler bir anlamda dedi. Bülent Arınç bile buna isyan etti. Şimdi bu söylediğiniz halka aydınlatma, halka belli şeyleri doğru anlatma noktasında şu son birkaç aylık süreçte bazı gazeteleri, bazı medya gruplarını da böyle siyaset, muhalefet olarak mercek altına alıp ya bu kadar da olmaz deyip mecliste hiç konuşuyor musunuz mesela? Şimdi bakın bu gazetenin söylediği konuya baktığımızda ne demek istiyor? Dünyanın her yerinde 1 Mayıs gerçekten şenlikler içinde kutlanırken bu iktidar yine 2005-2006'larda çıktı meydanlarda bağırdı. 1 Mayıs'ı şenlik içinde kutlayacağız. Nevruz'u şöyle kutlayacağız. Onu böyle kutlayacağız. Kendisi söyledi bunların hepsini. Polisin olmadığı bir ortamda kutlamaların bu ülkenin tüm Anadolu topraklarında yaşayan halkın tümüne layıktır tarzında konuşmalar yapıyor. Çok da duygusal şeyler söylendi. Bak gazete diyor ki belki polisler de bundan dolayı ve kolluk kuvveti de bundan dolayı rahatsız olduğunu aslında belki bir yerlerde bir polis şefleri, müdürleri yetkili bir kişi söylemiştir. Bir kişi söylemiştir belki. Bir yerde birilerini dinliyor da olabilirler. Oradan da çıkarıyor olabilirler. Veya bir ortamda söylenmiş bir şey gidip bu gazetenin kulağına varıp oradan sonra da başka bir manipülasyona neden olmuş olabilir. Şundan söylüyorum. Adamın biri şunu dese ki kolluk kuvvetlerinde vicdanı olan, yetkili veya yetkide sözü olan biri söylese, dese ki ya yeter artık bu kadar eziyet kardeşim ya bu halka yaptığımız. Nedir bu halk, bizim halkımız? Sabah akşam gaz sıkıyoruz, sabah akşam jopluyoruz. Yani niye bu memleketteki halka bu eziyet yapılırken Suriye'den gelen o kadar üstümüze manipüle edilip içeriye sokulan teröristlerin yaptığı olaylardan dolayı merhameti kendi halkımıza göstermiyoruz, onlara gösterdiğimiz veya başka yerdeki insanlara karşı yapılanlara baktığı zaman. Dese ki vicdanı sızlasa, ben de bir Türk vatandaşıyım dese, ne olacak bunun sonu dese, durmadan kamplaşıyoruz dese, işte bundan dolayı biri der ki
Ya bir dakika ne oluyor? Polisler de bize karşı isyan mı ediyor? Veya işte kimse, bu ülkenin vatandaşı orada. Hemen başlıyor, gazete yazıyor. Diyor ki, ya bunlar nasıl polis, senin sizin jopunuz olmaz, silahınız olmaz, gazınız olmaz. Gelenleri joplayacaksın tabii demek istiyor. Ne demek yani diyor. Yani bu yazdığıyla şunu söylemek istiyor. Eline jopunu al, eline gaz fişeğini al, gelenin gidenin kafasını gözünü kır. Kır ki bize karşı muhalif olan bir ses kalmasın. Biz de çıkalım sokaklarda diyelim ki bakın ne büyük demokrasiler var diye. Şimdi 1 Mayıs'ın niye önemi var? 1 Mayıs orada demokrasi için, emek için, hak isteyenler için önemli bir, çok anlamlı bir, manidar olan bir meydan 1 Mayıs. Yani aslında sembolik bir anlamı var Türkiye'nin açısından veya dünyada da bu meydanların hepsinin aynı şekilde anlamları olduğu gibi. O yüzden 1 Mayıs'a gidilmek isteniyor. Burada yapılmak istenen manipülasyon da, bu basındaki manipülasyon da, tabii ki biz mecliste arkadaşlarımızdan bu konuları konuşuyoruz. Özellikle dün oldu bu olay, bugün mutlaka mecliste bunlar yine konuşulacaktır. Bu arkadaşlara da soracaktır ama şimdi bu gazetelerin bazılarının işte kimlere nasıl hizmet ettiği noktasında fazla da tereddütümüz yok. O yüzden çok da ilginç değil tabii bunun açıklamalarının. Bu şeyi söylemek istiyor. Diyor ki polislere hem iktidara da öyle bir mesaj veriyor. Bakmayın Bülent Arıç'ın öyle isyan ettiğine. Ertesi günde çark ediyor zaten. Yanlış bir şey. Çünkü akşam gitmiştir başbakanın yanına. O ona bir şey söylemişse çark da edebilir. Bugün başka bir şey de söyleyebilir. Ama o gazete şunu söylemek istiyor. Elinizde jopu olmadan, gaz fişeği olmadan, Thomas'ı olmadan herhangi bir gösteriye karşı polis gidip yanında beklemez. Çünkü polisin yapması gereken, alışa gelmiş görüntü, halkın da hak ettiği onun dövülmesi demek istiyor. Gaz fişeği atılması demek istiyor. Öldürülmesi demek istiyor. Gezi olaylarındaki gibi bir sürü masum gencin öldürüldüğü gibi 77 olaylarında kazancı yokuşunda bir sürü insanın öldürüldüğü gibi bir herhangi bir kıvılcım olduğunda bir sürü insanın öldürme ihtimali demek istiyor. Bu kadar hurrar bunlar. Onu Erdal Bey, tabii bunu demek istiyor diye bazı gazeteciler de o ilginç haberi, manşeti eleştirmiş ama şöyle de bir boyutu var tabii. Yani durumun vehametini anlatmak adına söylüyorum. Belki çok spesifik gibi görünüyor, belli bir camiaya hedef almış gibi görünüyor ama artık bunun da ne kadar ilginç bir hale geldiğini anlatmak için söylüyorum. Şaşırmıyoruz ya mesela. Bu söyledikleriniz yapılsın diyorlar ama yapıldığı zaman da mesela hemen ertesinde 2 Mayıs'ta, 3 Mayıs'ta da şöyle bir manşet mesela hiç bizi şaşırtmaz herhalde. Katılır mısınız bilmiyorum. İşte paralel polisler bilerek şiddet kullandı. Hükümeti zor durumda bırakmak için mesela. Böyle de bir durumdayız. Belki de işin vehamet taraflarından bir tanesi de bu. Ne dersiniz? Ya aslında haklısınız. Çok da ilginç şeyler yaşanıyor. Yani kimin ne yaptığı, ne yapacağı veya kimin ne yaptırılmaya çalıştığı üzerinde manipülasyon o kadar yoğun ki inan doğru haklısınız. Yani bir bakıyorsunuz bu evet doğru. Polis dese ki şöyle bir şeyle yani güç kullanmayın dese bu suç gibi. Bakın işte hangi yapıysa çok önemli değil ama ya bir insan yani sonuçta bir tarafında bir polis müdürünün bunu diyebilme ihtimalini ortadan kaldırdılar zaten. Böyle bir şey yok. Yani güç kullanmayın. İnsanlarla birebir diyalog halinde taşkınlıkları önlemek amacıyla orada durun dese buna bir kılıf uydurur. İşte çıkar beyefendi hemen aynı gün bir basın toplantısı yapar. Der ki gördünüz ben size demiştim joplamadılar. Gaz şey atmadılar. Ertesi gün dediğiniz gibi çıksalar şöyle ellerinde joplarla geleni gideni de dövseler ya biz de böyle demedik. İşte bizim dediğimizin aksine işler yapılıyor. Orada da bağımsız hareket eden insanlar var veya işte devlet veya paralel ne deniyorsa kendine göre bir uydurma hikayesinin içerisinde bunu kendine bir kılıf olarak yapabilir. Evet. Şey oldu bu iş artık çok ilginç bir hale geldi Türkiye'de. Yani gözünü kırpmadan yalan söyleyen siyasetçiler ortalıkta. Çok ciddi şekilde elinizi kolunuzu sallasanız çarpıyor bir tarafında. Bakın çok örnekler verdim aslında. Mecliste konuşmalar yapıldı kanunlarla ilgili. Kendilerini yaptığı savunmalardan bahsediyorum. Kendi yaptıkları savunmalardan. Kanun getiriyorlar. Kendi yaptıkları kanunlardan. Öyle bir savunuyorlar ki ya geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. İşte 28 Şubat'ta 80 cuntasında daha öncesinde diyorlar. Yaptıkları şeylerin o günü karşılaştırıyorsunuz. İnanın
O günkünler bugün yapılanların yanında hafif kalır. Hafif kalır yani. İnanılmaz bir şekilde. Basın üzerindeki baskı, bütün devlet kurumları üzerindeki baskı, siyasi rejim üzerinde baskıları var inanılmaz bir şekilde. İş adamları üzerindeki baskılar, her yere yani inanılmaz baskılar yapıyor. Daha yeni işte TÜSİAD Başkanı öyle şeyler söyledi ki, ağza alınmayacak şeyler söylüyor bazı yerlerde, bazı ortamlarda. Bizim kulaklarımızdan, bazı insanlardan duyduğumuz, fısıltı gazetelerinden elde ettiğimiz bilgiler de var bazı konularla ilgili. Başka şeyler anlattıklarını, oh işte şunu da şöyle yapalım denilen, bunu çıksak açıklasak, yani şunu ispatlayamam ama ya şöyle yapalım, halkın bu düşüncesini, işte halkın algısını kendi içlerinde konuşurken halk şöyle düşünüyor, yarın şunu şöyle yapalım diyerekten plan yaptıklarını biz fısıltı gazetelerinden alıyoruz bazen, ama kalkıp bunların üzerinden siyaset yapamayız, biz yapmadık da böyle bir şey dediğinize şöyle bir ekleme yapayım. Burada çıksa polis müdürlerinden bir tanesi yarın 1 Mayıs'ı biz şenlik içinde kutluyoruz dese başına gelmeyecek kalmaz. Buyursun kendisi, bir tane öyle adam bekliyorum aslında. Bir tane yürekli, ülkesini seven, işçisini, köylüsünü, çiftçisini seven, iş adamını seven, emeğini seven, sermayesini seven öyle bir tane adam bekliyorum ki çıksın desin ki ya biz burada onlar da emekten yana, onlar da haksızlıktan yana desin. Ya bu kadar çok birbirimizi kırmayalım, bu kadar birbirimize düşmanca bakmayalım desin. Birini bekliyoruz, oralarda birilerini bekliyoruz. Ama başına geleceği de tabii bildiği için şunu da göze alması lazım, yürekli olması lazım. Ya ben bu ülkeye bundan dolayı hizmet edeceğim demesi lazım sadece. Başka ne için olabilir ki? Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size. Geçen İzmir'de polis eşleri yürüdü. Belki biliyorsunuzdur. O, evet. Polis eşleri yürüdü, geldiler. Polisin iş yaşamındaki sıkıntılarını, dertlerini anlatmak amacıyla bir basın açıklaması yaptılar. Yürüyüş de yaptılar. Çok da doğal. Her ülkede bunlar yapılır. İşte aslında mesele buradan kaynaklanıyor. Bu gözden bakmak lazım. Sen benim yerime, ben senin yerine koyduğum zaman birbirimizi anlayabiliriz. Başka türlü anlayamayız. Şimdi bir diktatör inanılmaz şeyler anlatıyor. İnsanları birbirinden uzaklaştırıyor. Bırakın bir yan yana gelmeyi, karşıdan birbirini gördüğünde düşman havasında bir eda yarattırmaya çalışıyorlar. Kamplaşma kendisine yarıyor çünkü zaten. Kamplaştıkça, kemikleştirdikçe ve ondan başka kimseye oy vermemesini sağladıkça toplumun birbiriyle diyalogları kopuyor. Artık barış dediğin sürecin temelinde olması gereken diyalog ortadan kalkıyor. Müzakereler ortadan kalkıyor. İşte esas Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Demokrasinin de bu yüzden dolayı işlemediğini söylüyorum zaten. Yani kanunlar işlemiyor ama bunlar bir ahlaki değerlerimiz de ortadan kalkıyor. Birbirimize karşı merhametimiz yok artık. Esas problem bu. Sabah kalktığımızda selam vermiyoruz. Çünkü neden? Ya şimdi bir barış sürecinden bahseden adam var karşımızda, çıkıyor sabah akşam meydanlarda nutuklar atıyor. Adam zaten savaş yapar gibi anlatıyor. Barışı bile anlatırken savaş yapar gibi kavga ne anlatıyor? Barışın dili yumuşaktır zaten. O yüzden dolayı bunu söylüyorum. Toplumun katmanları, kamunun bütün katmanları da dahil olmak üzere korkuyla yönetilen bir hale döndü. Kamplaştırıldı. İnsanlar kendini ifade edemez hale geldi. Bir masada oturup birbirine güzel şeyler, gerçekten ülkedeki ortak değerleri anlatabilme ihtimalini ortadan kaldırdı bunlar. Erdal Bey. Bunu da konuşmak lazım bence. Esas problem bu. Erdal Bey, esas problem dediniz. Sayın Başbakan'ın AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Partisi'ne, Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerine çok benzer eleştiriler bunlar. Yani o hep bunu söyledi. 30'ların CHP'si ve sonrasındaki işte 28 Şubat'a kadar uzanan CHP anlayışını hep eleştirdi. Şimdi benzer eleştirileri tarihin cilvesi herhalde. Şimdi CHP mesela AK Parti'ye yöneltiyor. Şunu soracağım. Mesela bu son seçimlerde özellikle dahil olmak üzere belki spesifik bir şey ama hani camianın hep camiaya yönelik eleştiriler var. Muhafazakarsınız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiğiniz desteklediğiniz şeklinde. Cumhuriyet Halk Partisi buradan bir öz eleştiri çıkarıyor mu? Çıkaracak. Mesela siz güzel şeyler söylediniz. Buna hangi parti itiraz edebilir? Hangi vatandaş itiraz edebilir? Kutuplaşma bitsin, bir araya gelelim diyorsunuz. Tam bu noktada, tam şu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi bir öz eleştiri yapıyor. Mesela muhafazakar kesimle ilgili, ya biz de bugüne kadar bak şu an AK Parti'yi eleştiriyoruz ama biz de bunları zamanında muhafazakar insanlara yapıyorduk. Anlayamadık, anlatamadık, kutuplaştırdık diyor musunuz? Yeniden bir tamir sürecine girdiniz mi mesela?
Şimdi birincisi şunu söyleyeceğim. Yani kendi eleştirdiği dönem dediği Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kuruluşundaki tek partili dönemden bahsettiği şeyler ve arkasındaki 1950'den beri Cumhuriyet Halk Partisi 60 yıldır bu ülkede iktidar olmadı. Bence bunlar doğru şeyler de değil zaten. Şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman kimseye karşı kamplaştırma derecesinde bir yere gitmedik zaten. 50'den sonraki hikayelere baktığı zaman aslında beslendiği noktalarda hepsinde mağduriyet yaşayan kesimin kim olduğunu doğru tarif etmek lazım. 1980 cuntasından bahsettiğinde bakın bunlar doğru değil ondan söylüyorum. Niye bugüne kadar bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben kendi hayatımda kendi ailemde dahil olmak üzere yıllardır çevremde yaşayan insan İstanbul'da çocukluğumu veya Türkiye'nin her yerinde yaşamış bir ailenin çocuğuyum ben. Benim babam işçi bir ailenin çocuğuydu. Ben o işçi bir ailenin çocuğuyum. Benim babam köylü bir ailenin çocuğuydu. 10 yaşında gurbete çıkmış bir ailenin oğluyum ben. Ben Divriği'de, İskenderun'da, Malatya'nın Hekimhanı'nda, Konya'nın Ilgın'ında ve buralarda büyüdüm. Ve çevremizdeki insanlar birbirimizden bir farkımız olmadığını düşünerekten konuşuyorduk. Ben 1970'ten sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin davranış şekillerinden öncekiler 50 ile 70 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bir söz hakkı zaten yoktu. 70'ten sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği neydi? Toprak işleyenin, su kullananından başlayan aslında tamamen insana dair bir şeydi. Sosyal bir hikayesine dair bir konu yoktu ortada. Senin açıksın, kapalısın, şundansın, bundansın diye bir ayrımın üzerinden topluma gitmedi o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi. 80 cuntası yapıldığı zaman 1 milyon 200 bin insan fişlendi bu solculardan. Tabii ki sağcılardan da insan fişlenmiştir ama 600 küsür bin insan cezaevinde yattı. Ve bu insanların hiçbirisi devletin hiçbir kademesinde yer almadı. Kim mağdurmuş? Ben ilkokul 3'e 4'e gidene kadar bazı mezhepçilik konularını bilmezdim. Ben de bana anlattıklarında baktığım zaman bir şey söylediklerinde mezheplerin arasındaki farkların neler olduğunu bilmeyen bir adamdım. Kim yaptı bunları? Kim mağdurdu? Babam benim bana anlattığında aman oğlum şunu söyleme, oraya buraya Aleviyim deme, buraya şunu deme dediğinde neyi korkuyu paylaşıyordu? Öldürülme riski vardı çünkü çocuklarının başına bir şeyler getirilme riskini almak istemiyordu. Peki kim mağdurmuş bu işin üzerinden? Kendisi mi mağdurmuş yani? Yaşadığı topraklarda bunları mı yaşamış? 2 ay, 3 ay içeride kalmış, 1 ay içeride kalmış diye kendisini bu toplumda cezaevlerinde yatmış ve bir sürü cefalar çekmiş olarak gösteren bu adam dönsün geriye baksın mağdurların kim olduğuna bir daha baksın yani. Nasıl olur böyle bir şey ya? Sivas'ta, Çorum'da yakılan, yıkılan insanlar çok yakın tarihlerde bunların hesaplarını sormayan bir başbakanın mağduriyet felsefesi yapması kim kabul edebilir? Kimin haddi nedir yani bunların hangisi haddi nedir? Hangi solcular öyle veya böyle başörtülü olan bir insanın yanına gidip ona eziyet etmiştir? Kim söyleyebilir bunları? Alt tarafından farklı farklı radikalleşmiş solda da sağda da ve muhafazakarlardaki grupların yaptıklarını alıp başka yerlere yamamak kimsenin hakkı değildir. Bu ülkedeki esas ortak yaşam kültürünün eksikliğinden kaynaklanan sorunları gelip kendisine uçlaştıraraktan, radikalleştirerekten, mağduriyet felsefeleri, edebiyatı yaparaktan bir yere getiremez. Hiç kimse getiremez. Haddine de değil bence. Bu başbakan söylediklerinin %80'ini kimsenin gözünün yaşına bakmadan, gözünü kırpmadan yalan söyleyerekten beceriyor. Ve buna inanan bir kitle var. Ne yazık ki. İnanmayın. Doğru söylemiyor demek istiyorum ben bunu. Kim bu burada böyle bir merhametsizliği hiçbir zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi yaptı ne solcular yaptı. Ya bu konuyla ilgili üstlerine atılan bence bu tür yalan dolan iftiraları kırıyorum zaten. İlk günden beri kınıyorum. Bu doğru değil. Biz bunu bugün söylemiyoruz. Geçmişe bakın. Sol 1980'e gelene kadar neyle uğraşıyordu? Muhafazakarları aman siz böyle yaşam tarzınız olmasın diye mi uğraşıyordu? Hayır. Tek bir konudaki doğru şeyi konuşmak lazım. Aydınlanma devrimleri için uğraşıyorlardı. Ülkenin tam bağımsızlığı için uğraşıyorlardı. Bunun içerisinde bu söylediği yapılan, solun yaptığı bu tür faaliyetlerden dolayı muhafazakar mütedeyin kesimin eziyet gördüğünü kim iddia edebilir? Kim iddia edebilir? Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkenin tam bağımsızlığından uğraşıldı. Deniz gezmişler de o dönemde asılmalarının nedeni neydi? Kim mağdur olmuş? Silahlı kuvvetler kimi astı? Kimi kesti o dönemlerde? Ben şunu da kabul etmiyorum. Belli adamların gelip işte Atatürkçü derneklerin içerisinde sığınmalarını da bazılarını kabul etmiyorum. Ona karşı Atatürk'e karşı yapılan büyük bir hakarettir zaten belli adamların yaptığı. Adamları gelip kesmeyle, asmayla bir yerlere gelmiş adamların dönüp bu sefer de bu tarafa sığınmalarını kabul bile etmiyorum ben bunların hepsini. Ama başbakan ve onun tarzındaki adamların
Recep Tayyip Erdoğan felsefesi güden adamların bu mağduriyet edebiyatlarının topunun yalan olduğunu söylüyorum ben. Memleketin burada eğer bu kürsünün meclisin çatısı altında daha Sivas'ın külleri bir daha sıcak duruyorken gelip hepsi milletvekili yapılmış ve bir hala onları destekleyen adamlar orada duruyorsa kim mağdur onlara bakmak lazım. Hangisi mağdurmuş ya? Bir somut örnek göstersinler. Kim kimi mağdur Erdal etmiş? Erdal Bey. Erdal ben bunların hiçbirisine katılmıyorum. Çok doğru değil. Şöyle somut örnek derken netice itibariyle bir 28 Şubat süreci yaşandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunları bizzat yaptı demek tabii ki doğru olmaz. Hani onların iktidarda olduğu dönem var, olmadığı dönem var, ortak olduğu dönem var, olmadığı dönem var ama bir zihniyet anlamında bunların hepsinin siyaseten de halk nezdinde de bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin eseri olduğuna dair bir kanaat var. Yani başörtüsü mağduriyeti yaşandı, partiler kapatıldı bu ülkede. Efendime söyleyeyim muhafazakar zihniyetteki insanların hem 28 Şubat'ta hem daha yoğun bir şekilde daha öncesinde bazı yerlerden sürülmesi şunlar bunlar yaşandı. Tabii ki CHP iktidardaydı bunları yaptı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine yansıtılan bir şeyden bahsettim ben. Bu şekilde de siyasetin de bunu kullandığı da malumunuz. Hep kullanıldı. Hala da kullanılıyor. Kastım oydu. Bu manipülasyon ama onu söylemek istiyorum. Yani tek partili dönemdeki hataların yapıldığı sadece tek parti değil yani olarak 28 Şubat'a kadar gelen süreçte bunlar dönem dönem yaşandı. Zaten AK Parti'nin bu kadar yoğun bir şekilde oy alarak iktidara gelmesi de biraz da buna bağlandı. Yani muhafazakar mütedeyyin insanların artık bu yapılanlara bir anlamda isyan edip kafa kaldırdı. Tabii ekonomik bir takım durumlar da vardı ama onu kastettim. Siyasi analistler hep bunu söylüyor. Tabii ki bunun tamamını bir partiye mal etmek doğru değil ama zihniyet anlamında bu hala da AK Parti'nin de kullandığı bir şey. Onu kastettim. Erkan Bey çok net bir şey söyleyeceğim size. Madem şimdi kefen giydik geldik diyenler için söyleyeyim size. 2002'de geldiklerinde çoğu yasayı değiştirme, tek başına değiştirme imkanları vardı anayasayı da. Biliyorsunuz bunların hepsini. Evet. Anayasanın 40. maddesinden kaynaklı olarak yetici eylem planı yapma aslında yetkisi verilen bu tür kendine göre bir algılaması olan devlete karşı yapılan işlerde yani aslında normalde. Yani kendi halinde muhafazakar mütedeyin bir araya gelen insanlara karşı kimsenin bir şey söyledik devlete karşı bunlar. Niye değiştirmemiş AKP? Neden değiştirmedi? Ben mesela çok ilginç mesele bunların hepsi. Ya çok şey sorgulanabilir ama evet. Arkasında sığındıkları konular kendi mağduriyetleri olan konular değil. Toplumda bir sürü kesim mağdur olmuştur. Bence temelde demokrasinin genişletilmesi, hürriyetlerin genişletilmesi, özgürlüklerin genişletilmesiyle bunların hepsi aşılacaktır. Evet. Yani eşit yurttaşlık temelinde bunların hepsi konuşulması lazım. Doğu ve Güneydoğu'da hala barış süreciyle ilgili konularda Başbakanın kendisi bizzat bunu şantaj olarak kullanıyor oradaki insanlara karşı. Bana bir belli süreci ne kadar uzatırsam. Peki bu uzattığım süreçte mağduriyetleri kim yaşıyor yine? Evet. Ülke yaşıyor. Toplumun bütün kesimleri yaşıyor. Toplum kamplaşıyor durmadan. Niye bunu anlatmıyorlar? Doğuda başka şey, batıda başka şey söylüyorlar. Ben bundan bahsediyordum. Peki. Dil önemli buradaki anlattıkları. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçlama noktalarına geldikten sonra. SHP döneminde SHP yani bu ülkedeki en büyük çözümleri de ortaya koymaya çalışan SHP'ydi. Ki Doğu ve Güneydoğu'nun ilgili tahlilleri de çok yüksekti. Bu parti de yine aynı partinin içerisinde beraber birleştiği zaman girdi. Aynı çözümlerle ilgili geldiğinde bu arkadaşların yaklaşımlarına o günkü gazete sayfalarından bir bakın. Doğu ve Güneydoğu yaklaşımlarına bakın yani hepsinin bu zihniyetin yaklaşımına. Bence bunlar manipüle edilen konular. Yani peki. Bunlar doğru konular değil. Olması gereken şey peki. Bugün düşündüğümüz, bugün sorun evet. olarak gördüğümüz, şimdi önümüzde de yaşanacak olan bir 1 Mayıs sorunu gibi sorunlar. Yani 1 Mayıs'ın sorunu değil de 1 Mayıs aslında bir bayram ama biz bugün sanki kanlı bir günün bir beklentiler içerisindeyiz. Peki. Bunların yaşanmaması açısından en önemli konu demokrasinin kendisi. Peki. Erdal Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.